Arkadaşlar tekrar merhaba. Size böyle bir küçük performansla açayım istedim videoyu bu sefer. Şimdi bugün yeni yaptığımız bir enstrümandan bahsederek aslında başlayacağım. Ama onun öncesinde hemen böyle metaverse kavramının ne olduğunu isterseniz böyle bir hemen küçük açalım. Zaten ilerleyen videolarda bu konulara bayağı sık değineceğiz. İşte NFT konusuna, metaverse'ün ne demek olduğuna ve 3.0'a, yeni internetin ne demek olduğuna ve burada neler yapılabileceğini. Öncelikle Metaverse, siz şöyle hayal etmenizi istiyorum. Şu an içinde girdiğimiz bütün web siteleri, işte şu an beni izlediğiniz YouTube dahil her şeyi biliyorsunuz ki iki boyutlu izliyoruz aslında. Metaverse'ü basitçe üç boyutlu bir internet olarak düşünün. Peki bu internete neyle bağlanacaksınız? Elinizdeki bilgisayarlarla mı bağlanacaksınız? Şu an nasıl bağlantı kuruyorsunuz bilmiyorum ama şu anda cep telefonunuz ya da iPad'iniz veya işte nasıl ki bilgisayarınızdan internete bağlanıp oradaki eventleri dinleyebiliyor, izleyebiliyor, videolara bakabiliyorsanız şimdi bundan sonraki gelecekte ise bunu bağlanmak için bu tarzda aslında gözlükler kullanıyor olacağız. Bunlar VR gözlükler. Çok uzunca yıllardır üzerine Ar-Ge yapılan bir teknoloji. Yani 1980'lerden itibaren benim bildiğim var. Üzerine çalışılıyor. Bunun sayesinde 3 boyutlu olarak deneyimleyebiliyorsunuz bütün kontentleri ve içerikleri. İnternete de buradan bağlıyorsunuz. Bunlar küçük bir bilgisayar gibi çalışıyor. Aynı cep telefonu gibi. Bu benim elimde bulunan ürün Oculus Quest 2. Yeni çıkan ürünlerinden bir tanesi Oculus'un. Bildiğiniz gibi Oculus markasını Facebook satın almıştı bundan sanırım 4-5 yıl önce. Ve arkasından bu seriyi hızlandırdı. Zaten son dönemlerde de Facebook adını değiştirip Meta yaptı. Hepinizin haberi vardır. Buraya uzunca süredir bir yatırım yapıyorlardı açıkçası. Biz de bu teknolojileri yakından takip edip bunlarla sanat nasıl yapabiliriz, müzik nasıl yapabiliriz? Bunlar hep üzerine çalışıyorduk açıkçası. Şimdi bu aletle internete bağlanabiliyorsunuz. Bunun bir de böyle iki tane kontrolü var, kontrolörleri var, kollar gibi düşünün. Bunun sayesinde işte internette gezebiliyorsunuz. Mouse diye düşünün bunu yani. Bunu da bilgisayarınızın ekranı gibi düşünün. Ama şu son dönemlerde geliştirdikleri bazı teknolojilerle beraber hand tracking de girdi. Yani şurada iki tane kamera var önde ki dört tane kamera var. Bu dört kamera sayesinde tabii ki elinizi gördüğü için bunu da track edebiliyor. Böylelikle biz bu veriyi dinleyebiliyoruz. Şimdi ben bu videonun başında izlediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyeyim size. Biz web VR teknolojisi kullanarak bir enstrüman geliştirdik. Ve bu enstrümanı Oculus Quest sayesinde bağlanabiliyorsunuz veya herhangi bir şeyle de bağlanabilirsiniz. Sadece bu ürün olmak zorunda değil. HTC'nin var böyle gözlükleri bildiğim kadarıyla. Başka markalar da üretiyorlar. Biz bir web sitesi gibi düşünün. Bir web VR teknolojisi kullanıyoruz. Neden web VR diyorum özellikle? Bu download edilen bir app değil. Bildiğiniz Safari'den ya da işte Google Chrome'dan falan herhangi bir şeyden tarayıcı aracılığıyla girebiliyorsunuz buraya. Linki, URL'yi takip ederek ve altta VR seçeneği var. Ona tıkladığınız anda artık bir VR ortamında oluyorsunuz. Tamamen 3 boyutlu bir deneyim içerisinde oluyorsunuz. Buraya bir enstrüman inşa ettik aslında. Size bugün videosunu izlettiğim şey bunun beta versiyonuydu. Yani gelecekte biz bunu çok daha farklı bir yere götürmeye planlamamız içerisindeyiz ama hazır bunu yapmışken bu heyecanı sizle paylaşmak istedik açıkçası. Bu süreci takip ederseniz çok daha farklı noktalara geldiğini göreceksiniz bu işin. Şimdi ne yapmış olduk biz aslında? Bir meta synth yaratmış olduk. Meta instrument da diyebiliriz bunun adına. Metaverse içerisinde çalışan, 3 boyutlu ortamda çalabildiğiniz, hatta ellerinizin sizin elleriniz olmadığı bir avatar eli olduğu ki orada videoda gördüğünüz gibi benim ellerim beyaz avatar olarak görünüyor. Ve o ellerinizle bir enstrümanı çalabilir hale gelmiş oldunuz. Burada bizim kullandığımız teknolojilerde hand tracking teknolojisi var, web VR teknolojisi var, Mozilla'nın kurmuş olduğu A-Frame teknolojisi var, bundan faydalanarak bunları yapıyoruz. WebGL teknolojisi var, web grafik işleme sistemleri. Bunun dışında web audio kullanıyoruz. Yine burada API'leri kullanıyoruz ki bu en önemli library'lerden bir tanesi TomJS kullandık bu projede. Ama benim bu izlediğiniz videoda kullandığım teknik ise bambaşka. Ben bu enstrümanı çünkü iki yönlü tasarladım. Switch edip isterseniz tamamen enstrümanın kendi sesini çalabiliyorsunuz. İsterseniz bir tekrar switch edip bu enstrüman bir controller'a dönüşüyor. Ki benim bu izlediğiniz performansımda ben böyle yaptım. Yani o gözlüğü takıyorum, kendi ellerimi görüyorum, çalabiliyorum ama çaldığım şeyden çıkan ses aslında benim bilgisayarımdan geliyor. Nasıl yapıyorum onu da? Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi işte IBM'de geliştirdiğimiz teknolojiler, üzerine çalıştığımız konuları yine kullanarak
yine bir API ve frameworkleri kullanarak aslında MQTT protokolleriyle ağlara bağlanarak geliştirdiğimiz enstrümanlardan hep bahsetmiştim. Yine bu aynı ağları kullanarak kendi Ableton'daki kanalımla iletişime geçebiliyorum kolaylıkla. Ve böylelikle orada gördüğünüz o circle, yuvarlak olan her şey birer veri olarak bana geliyor. Ben de onları alıp Max MSP denilen yazılımda tekrardan nasıl kullanmak istiyorsam bu veriyi işliyorum. Hep benim videolarda anlattığım bir konu var. Bizim aslında yaptığımız şeylerin bir tanesi de temelde data processing yapıyoruz biz. Yani veriyi alıp bir şekilde işliyoruz. Ben burada işte dokunduğum anda o circle'dan bana bir veri geliyor. O veriyi bir şekilde bir sese çevirmek oldukça kolay. Çünkü onu bir anda bir MIDI notaya çeviriyorum. Onu da arkasına eklediğim herhangi bir enstrümana gönderdiğimde ses çıkmış olur. Aynı zamanda orada slider göreceksiniz. O slider da aynen öyle çalışıyor. O slider'ı ben şu anda mesela Ableton'ın kendi built-in içerisinde var olan bir filtresine atadım. Böylelikle o parametreyi o slider'la kontrol ediyorum. Ve dünyanın neresinde olursam olayım bu aynı hızla çalışıyor. Yani gerçek zamanlı olarak duyuyorsunuz. Şimdi biz 23 Kasım'da Almanya'da Münih kentinde One E9 diye bir konferansta konuşma yapacağız. Ve konumuz bunlarla alakalı olacak. Ve burada bir performans yapacağız. Bu performansı da ben yine bu şekilde yapacağım. Performansın 3 ayağı olacak. Bir tanesi ben konsere bu gözlükle çıkıyorum ve çalmaya başlıyorum. Arkasından daha önce geliştirmiş olduğumuz IBM'de Cloud enstrümanı çalmaya başlıyorum. Ve ondan sonra seyirci de bize katılabiliyor. Seyirciye de bir QR kodu gösteriyoruz. O QR kodu tarayıp kendi cep telefonlarından internete bağlanıp bizim web sayfamıza bağlanıyorlar ve bizde müzik yapabiliyorlar. Bunların hepsini tek tek ileride anlatacağım. Çok sizle paylaşalım. Bu serilerde hep şunu fark edeceksiniz. Biz size aslında nasıl kodlayacağınızı değil, nasıl düşünmeniz gerektiğini çoğunlukla anlatıyor olacağız. Vermek istediğimiz şey de bu. Nasıl düşünmeniz gerekiyor böyle şeyleri yaparken? Neye bakmamız gerekiyor? Şimdi ne yaptık? VR gözlükte bir circle'a dokunduk. O circle internette bir mesaj yolladı. O mesaj bir şekilde benim Ableton projeme gelip o projedeki bir şeyi trigger etti. Bu nasıl oldu? Şimdi ekranda küçük paylaşıp göstereyim size. Şimdi arkadaşlar ekran paylaşarak sizle hangi teknolojileri kullandım bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle WebGL'den bahsetmiştim biliyorsunuz. WebGL JavaScript bir API'yı ve bir library. Bunun sayesinde grafik birimler yapabiliyorsunuz 2D, 3D. Şimdi ekranımda bunu görüyorsunuz. WebGL konusunu bence araştırın bu konuları öğrenmek istiyorsanız. Sesi nasıl ürettik? İki yöntem var. Bir tanesi bahsettiğim o mesajı göndermiştim. Ona geleceğim. Bir tanesi de bizim enstrümanın kendisinin ürettiği sesleri Tone.js library'lerinde yazdık. Tone.js'te yine JavaScript kökenli ve Web Audio API'inden beslenen bir library. Bunu da incelemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Cyclink74'ten bahsedeyim. Hep bu videolarda söylüyorum. Max MSP kullandık falan. Benim hayran olduğum bir yazılım ve environment. Her şeyi yapabiliyorsunuz onun içinde. O da Cyclink74 denilen bir firmaya ait bir yazılım. Hani bilmeyenler için bunu özellikle söylemek istedim. Bir de bunların hepsi nerede birleşmiş oldu? Bu bir web VR projesi aslında. Bir web VR teknolojisi kullanarak yarattık bunları. Şimdi koddan bir iki böyle size ufak örnekler göstermek istiyorum. Şimdi kodu açtığımda şunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta, ekranın sağ tarafında benim tasarladığım ortamı görebilirsiniz. Bu şekilde 3 boyutlu olarak ortam içinde gezebiliriz. Kaldı ki bu web VR teknolojisinin en bence güzel özelliklerinden bir tanesi bunun app olmaması ve bunun avantajlarından biri. Burada sadece satırda bir line'ın bir kelimeyi değiştirerek bütün ambiyansı değiştirebilirim. Mesela şu an Trom adındaki bir presetin içerisindeyiz. Bunu mesela forest yapalım hemen. Bir ormana gidelim.
enstrümanımız bir anda bizim için ormanda olsun. Şimdi sayfayı yenilediğimde göreceksiniz ki artık bir ormanın içerisinde enstrüman. Bunu hemen başka bir şeyle değiştirelim. Mesela nereye gidelim? Mısır'a gidelim. Hemen mısır koyalım oraya bir tane. Bakalım nasıl olacak. Şöyle şu feyi silelim. Bunu update ettiğim zaman hemen sistem kendisini update ediyor ve bir anda bizi Mısır'a götürüyor. Artık Mısır'dayım. Ve burada her şeyi ekleyebilirim. Buraya ışık ekleyebilirim, ambiyansı değiştirebilirim. Burayı dediğim gibi tamamen kendime özel bir tasarlayabilirim. Burada koda hiç girmeyeceğim çünkü kod gerçekten çok uzun. Binlerce satırlık bir kod var arkada çalıştığımız. Bizi bayağı zorladı bu dokunma olayı falan ama bunların hepsini çözdük. Şurada JavaScript'ten bahsetmiştim, Tone.js library'lerinden. Tone.js tarafı da burası arkadaşlar. Bu da yine JavaScript'in tarafından, JavaScript'in bir library'si aslında. Dediğim gibi web audio tabanlı çalışan bir library. Orayı özellikle incelemenizi istiyorum. Bunun haricinde size anlatabileceğim neresi var? Buna bakalım. Şuraya geçmek istiyorum. Peki şimdi burada mesela geldiniz ve bir ring var orada ve o ringi dokundunuz. Şimdi ringe gelirsek bir daha şurada olmalılar. Şimdi ringlerde ben burada basitçe aslında bunları işte belli renkler verdim ve bunların her birine birer nota atadım. Bunlardan herhangi bir tanesini değiştirebiliriz ve değiştirdiğimiz anda bunlar değişecektir. Mesela şu ortadaki redlere bakın. Şimdi mesela bunun neyini değiştirelim? Mesela bunu kırmızı yapalım. Ortadaki bir tanesi kırmızıyı maviye çevirelim. Hemen. Anında ortada gördüğümüz circle maviye dönecek. Böylelikle aslında uzaktan, gördüğünüz gibi mavi oldu, uzaktan da bunu müdahale edebiliyorum. Glitch denilen bir ortamda yapıyorum bunu. Bu ne yapıyor? Aslında bizim kodumuzu deploy ediyor. Yani kuruyor bir sistemin içerisinde ve böylelikle buna bir link aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Ben buradan share dediğim zaman çok beğendiğim bir yine benim site burası. Şurada gördüğünüz gibi glitch bize bir adres veriyor, bir URL. Bu URL artık kodumuz otomatik deploy olmuş oluyor. Böylelikle çalışır hale gelmiş oluyor. Ben bu linki alıp gelip buraya yapıştırırsam şu şekilde artık bunu VR ortamında ulaşabilmiş oluyorum. Bunu mesela sadece VR'da değil böyle web sitesi içerisinden de çalıştırabilirsiniz. Hani ben buraya hand tracking koyduğum için şu an mouse'la çalışmıyor ama çok rahatlıkla bir mouse event ekleyip o circle'lara gidip mouse'la da çalabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Ama diyeyim ki Oculus gözlüğünüz var. Şu alttaki VR'a gelip dokundunuz. O zaman artık VR'dasınız. Ve 3 boyutlu ortamda bunu deneyimleyebiliyorsunuz. Gerçekten heyecan verici bir teknoloji. Ben bunun ileride çok büyük bir yere evrileceğini düşünüyorum. Zaten şu an mükemmel gidiyor ama çok çok daha iyi bir yere gidecek. Bizim de istediğimiz şey tabii ki bir hem sanatçı olarak hem bir yeni medya sanatçısı olarak hem de Web 3.0'la ilgilenen bir sanatçı olarak ilk istediğim şey tabii ki buraya müzik enstrümanları kurmak oldu. Böyle bir inovatif bir yaklaşımla acaba ne yapabiliriz? Burayı nasıl enstrümana çevirebiliriz? Yeni deneyimleri nasıl yaratırdı? Böyle bir yere getirdik. Burayı dediğim gibi takip edin. İnanılmaz şeyler yapacağız çünkü. Şimdi burada Circle'a dokunduğumuz zaman ne oluyor? Orayı göstereyim. Ableton projesinde böyle bir plugin yazdık. Bu plugin Max MSP kullanarak yazdığım bir plugin. Bu aslında mesajları dinliyor. Gördüğünüz gibi şu anda connected değil, not connected diyor. Şimdi ben bunu bağlanmak için şuradaki scriptleri download edip connect'e bastığım anda gördüğünüz gibi bağlandı. Artık şu an gözlüğümdeki VR'daki şeylerle, circle'larla Ableton'ın bağlı birbirine. Ve oradan gelen veriyi ben işliyorum ve birer MIDI notaya çeviriyorum. Onlar da şöyle düşünün, burada bir Omnisphere yazılımım var. Bu Omnisphere'de gelip bir sesi çalıyorlar. Şöyle buradan mouse'la da çalabilirim onu. Sizin duyduğunuz ses buydu. Aynı zamanda bu slider vardı. Hani hatırlarsınız ilk dokundum. O slider de burada gördüğünüz gibi frekansa bağlı. Bu frekans da nereye gelip kontrol ediyor? Auto filter'daki bizim frekansı kontrol ediyor. Onu da ben oynattığım zaman aynen bu şekilde olduğu gibi maplediğim parametreye de ulaşmış oluyor. Dediğim gibi bir anda o webde tasarladığımız enstrümanı bir anda controller'a çevirdik. Bir MIDI controller oldu bizim için. Şimdi dediğim gibi sistem tamamen aslında böyle basit bir şekilde çalışıyor. Bunun size ilerleyen zamanlarda eğer çok isterseniz birazcık daha detaylı bir şekilde kodlarını anlatırım. Nasıl kurduk, neyi kurduk,
İçeride neyi neye çeviriyoruz falan, bunların hepsine gelirim. Buradan gelen şeyleri ben ne yapmışım mesela, alıp bunların her birine burada dokunmanın, circle'ın bir numarası var. Diyelim ki birinci circle'a dokunuz, bir numarası bana geliyor. Ben o bir numarayı alıp bir aslında önceden belirlediğim bir numara 48'e karşılık gelmiş mesela. Onu 48'e eşitlemişim. 2, 50 olmuş. 3 falan bir scale yaratmışım. Ve bu scale'e gelip buradan mesela 1 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki yani gözlükten gelen bir rakamı hemen bize bir nota getiriyor. Buradan gelip gördüğünüz gibi MIDI olarak çıkış yapıyor ve o da gidip omnisferdeki şeyleri çalıyor, sesleri çalıyor. Burada her şeyi değiştirebiliriz. Böylelikle inanılmaz esnek, inanılmaz fazla seçeneğin olduğu bizim için bir environment yaratmış olduk, bir deneyim yaratmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu teknolojilerden dediğim gibi size detaylı bir şekilde bahsettim. Ben bunu ne için kullanacağım şimdi? Bu Almanya performansında bu gözlükle çıkıyorum Münih'te ve bunu aslında takıyorum ve seyirciyi görmüyorum. Seyirci sadece benim el hareketlerimi görüyor ve böyle müzik yaptığımız, performans yaptığımız bir şey ortaya koyacağız, proje ortaya koyacağız. Bunun tek, bu performansın tek teknolojik tarafı ve kullandığımız teknolojileri burası olmayacak. Birçok noktada yenilikçi adımlarımız var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Bu kanalı takip ederseniz özellikle sanatı, teknolojiyi, müziği de yakından takip etmiş olursunuz. Bizim bütün çalışmalarımız bunun üzerine kurulu şekilde gidiyor ve dediğim gibi bundan sonraki serilerde Metaverse'e, NFT'ye, burada neler olduğuna, neler yapılabileceğini ve hangi teknolojilerle bunları yapabileceğimize, doğru yolun nereden nasıl gidilebileceğini de size biraz anlatmak istiyorum. Bugünkü videomuzun temel konusu dediğim gibi Metaverse enstrümanlardı. Gelecekte hepiniz şunlara çok şahit olacaksınız. Herkes aslında bu gözlüklerin çok daha küçülmüş versiyonlarını, nasıl ki cep telefonlarınızı şu an cebinize taşıyorsunuz, yakında onları taşıyacaksınız ve buradaki enstrümanları da çalmaya başlayacaksınız ve müzik öğrenmeye başlayan, enstrüman öğrenmeye başlayan insanların da yine buralarda kendilerini geliştirdiklerini göreceksiniz. Aynı zamanda konserleri bunlarla verdiklerini göreceksiniz. O konserlere siz de gözlüklerle katılıp izleyebileceksiniz ve bu performans sanatçılığı aslında bitmeyecek hiçbir zaman. Sadece bu şekilde yeniden şekil değiştirecek ve buradaki sanatçıların özellikleri, kimlikleri, bilgi birikimleri de bambaşka olacak. Biz bunun örneklerini aslında ortaya koymaya çalışıyoruz ve burada neler yapılabilir araştırıyoruz. Dediğim gibi bu kanalı takip ederseniz bu konudaki fikirlerimizi sizle seve seve paylaşmaya hazırız. Lütfen yorumlara yorum yazın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın ki bizi desteklemiş olun. Biz de böyle içerikler yapmaya devam edelim. Sanatı, teknolojiyi hep beraber konuşalım istiyorum. Yine haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.